Burhan amca geçmiş olsun. Allah bir kere razı olsun oğlum. Geçsin. Bütün personele, bütün doktorlara, hepsine helal. Allah ellerine sağlık zaten. Yaklaşık 4 gün önce bize şiddetli göğüs ağrısıyla geldi. Geldim. Kalp anjiyonu yaptı. Geldim. Yaklaşık bir saat sonra ağrı geçmeyince de kalp ameliyatını aldık seni. Ameliyat. Sen orada bazı çekincelerin vardı. Ameliyattan kalkabilir miyim? Uyanabilir miyim diye. Tamam. Tabii biz de senin diğer sonuçlara bakarak riskli ama ameliyat olabileceğini söyledik. Evet. Sonra ameliyat ettik seni. 3 damarına bypass yaptık. 1-2 gün yoğun bakımda, 3 günde serviste kaldıktan sonra yarın inşallah seni taburcu ediyoruz. Amin. Bu konuda fikirlerin nelerdi? Ne hissettin? Çok öneririm. Şu motor, alış motor gibi arzular be. Bunu bakın, çıkar içme. Alkol kullanmak doktorumuz gibi. 81 yaşındasın. 81 yaşındasın. Evet. Yani bu konuda o yoğun bakımda biraz çekincem vardı. Ama ameliyattan sonra nasıl hissettin kendini? Kurtulunca dünyam geldi. Arzusu duymadım. Geçmiş olsun Aslı Hanım. Babanız ağır bir ameliyat geçirdi. Evet. Tablo da çok ağırdı. Bu süreci bir de siz anlatır mısınız? Göğüs ağrısının başlaması, ondan sonra başka bir hastaneye gitmeniz, anjiyo süreci. Bizim bu süreç yaklaşık 3 senedir devam ediyor. 3 senedir biz sürekli doktorlara gidiyoruz. Aslında bronşit, mide rahatsızlığı. Geçtiğimiz salı akşamı çok ağırlaştı. Acilen Selver Gazi Hastanesi'ne gittik. Yaklaşık 4 kez aralıklarla kan alındı. Kan sonuçları hep yüksek çıktı. Sonra ben şimdi burada bir şey yapamam, ben nöbetçiyim. Gece 12.30 gibiydi. 12.30'da Tekden Hastanesi'ne sorulmuş, onlar bizi kabul etmişler. O sayede buraya geldik, ondan sonra size gönderdiler bizi. Allah birine razı olsun. Siz her şeyi tekrar anlatmışsınız. Yarım saat içinde bu iş oldu oldu, olmadı amcayı kaybedebiliriz. Çünkü damarlar çok tıkalı, evet. Açık kalp ameliyatı yapmak zorundayız demişsiniz. Olması gerekiyor demişler, annem tamam demiş. Geçen değil, ondan önceki annem de aynı böyle bir şeyler başına gelmişti. Ben kurtuldum, sen de kurtulursun demiş. Bypass ameliyatı öncesi hastanın bütün hayati organlarının fonksiyonlarına bakıyoruz. Evet. Eğer uygunsa hastanın yaşının riskini de hesaplayarak hasta yakınları sizlerle konuşuyoruz. Evet. Ve eğer onun için hayat kurtarıcı bir işlem ise evet. Siz de öyle bir karar verdiniz. Burhan amca da şükür ameliyattan sağ olsun. Çünkü siz garanti vermişsiniz ben amcayı kurtaracağım demişsiniz. O bana yetti. Çok. O bana yetti. Elin yok ben oğlum dedim. Geçmiş olsun. Burhan amca sağlıklı olsun. Çok teşekkür ederiz size.